Şimdi her şeye zam geldiği için 1,5 milyar maaş veriyorlar Suriyelilere. Türklere de diyorlar 1,5'a çalışın. 1,5 milyar adam nasıl evini geçindirsin? Millet iş beğenmediği için olabilir mi? Adam geliyor, iş çok az bir şey zor olsa hemen gidiyor. Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de Kasım ayı işsizlik oranı %11,7 oldu. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına işsizlik rakamlarını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. İşsizlik şöyle, şu an görüyoruz çevremizde de gördüğümüz gibi yani mezun olup atanamayan çok. Bizzat kendim, ablam da, komşum da görüyorum. İşsizlik yok diye bir kavramın olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü yani çevremizde gördüğümüz kadarıyla hani diyorlar işte ben işçi arıyorum, gelmiyor. Abi ben senin yaptığın işi yapmak zorunda değilim. Ben kendi şartlarımda kendime göre bir iş arıyorum. Tutuyorsun sen bana diyorsun ki ben işte şu şartlar altında bir iş arıyorum. O şartlar altında şu günde çalışacak kimsecikler yok. Ondan dolayı yani burada işsizlik var, şu var, bu var diyorlar. Bilmiyorum yani. Şimdi mülteciler geldiğinden dolayı bizim Türk işçilerimiz, iş sahipleri, onlar yarı fiyatına çalıştırıyor. Hepsini onları işe aldığı için bizim Türk vatandaşımız işsiz kalıyor. Şimdi her şeye zam geldiği için 1,5 milyar maaş veriyorlar Suriyelilere. Türklere de diyorlar 1,5'a çalışın. 1,5 milyar adam nasıl evini geçindirsin? Çocuk bezi olmuş 92 lira. Ha, bir paketi. İçinde 10 tane var. Bu çocuğa yani tuvaletini yapma diyemezsiniz. En basit örnek. 1,5 milyarla geçinemez yani. Bizim hep kendi halkımız yapıyor bunu. Türk halkı kendi yapıyor. Bu mültecilere şu an iş vermeseler ya veya değerine para verseler bizim kendi halkımıza hiç işsizlik diye bir şey olmayacak. Ama şu an iş beğenmemezlik yapıyor diyorlar bize. Ben gidip 1,5 milyara çalışmam. Ben okulumu bitirdim. 4 sene okudum. Şimdi üniversiteye gideceğim. Nasıl gideceğimi düşünüyorum. Çalışıyorum. Adam bana 2,000 lira maaş veriyor. 2,000 lirayla ben ne yapabilirim yani? Bir başka bir şehire gitsem 2,000 lira. 1,200 lira ev kirası öğrenciye. Normalde 500 lira falan da yaparlar hani öğrenciye desteğimiz olsun diye. Tam tersi. 500 liralık evi 1,200 liraya kiralamaya, itelemeye çalışıyorlar. Yani sonra da işsizlik artıyor yani. İş beğenmemezlik diye bir şey yok. Millet iş beğenmediği için olabilir mi? Adam geliyor, iş çok az bir şey zor olsa hemen gidiyor. Yani millet böyle yaptıkça yani iş değil, hiçbir şey beğenmezler. Şimdi millet nasıl iş istiyor? Masa başı. Okuyor, ona sahip olamıyor. Okumuyor, ona sahip olamıyor. Yani en çalışmıyor yani açıkça ve net o. Hiç kimse çalışmıyor. Baba parası yemeye herkes meraklı. Ben 11,7 olduğunu hiç düşünmüyorum. Etrafa bakınca 20'lerin 25'lerin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar. Turgun yapmış olduğu bu resmi açıklamayı ben de yani yeterli bulmuyorum. Daha mı fazla sizce? Bence daha fazla. Vatandaş iş mi beğenmiyor yoksa iş mi yok? Şimdi bakış açısına göre değişir. Bu ülkede üniversiteyi okup da boşta gezen insanlar olduğu gibi mesleği olup da mesleğini yapamayan insanlar da var. Asgari ücretle çalışmak zorunda kalan insanlar var yani. Meslek edinmiş ama asgari ücretin altında bile çalışan insanlar var. Yani bugün yurt dışarıdan gelen bu mültecilerin asgari ücretin altında yapmış olduğu çalışmalar bizim kendi vatandaşlarımız olarak asgari ücretle geçinenlerin çok büyük zararları oldu bu konuda. Zaten asgari ücret yetersiz. İşsizlik var tabii ki ama gitsinler bir iş arayan insanlar, organize sanayi bölgesine baksınlar kaç tane iş vasıflı iş arıyorum diyor, bir sürü ilanlar var. Maalesef müracaat etmiyorlar. Onlar istiyorlar ki bizde masa başı olsun, daha kolay olsun, ücreti iyi olsun işler istiyor. Maalesef bu şartlarda, bugün bu ortamda da onu bulmak mümkün değil. Ama iş arayanlara tavsiyem organize sanayi bölgeye gitsinler. O bölgede iş arayan bir sürü fabrikalar var. Sizce üniversite mezunları kendi alanında iş bulabiliyor mu? O zor. O zor. Bulamıyorlar. Günümüzün gerçeği bu. Sizce bu yüzden mi çalışmak istemiyorlar organize sanayi bölgesinde? Bunu üniversitedeki öğrenci arkadaşı bitiren insanlara pek onu yansıtmamak lazım. Diğer vasıfsız ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu bir sürü insanlar var. Onlar da aynı kategoride iş beğenmiyorlar yani.